Merhaba arkadaşlar, Lezzet Sitem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan 30 dakikada vişne reçeli yapıyorum. Tam ölçülü, tam kıvamında, muhteşem rengiyle, nefis tadıyla reçelim kesinlikle vakum yapmadan, bir yıl bozulmadan saklayabiliriz. Saklarken buzdolabında veya serin, kuru ve karanlık bir yerde saklıyoruz. Bu reçelimi ister hemen yemeye başlayın, ister kışın tüketin diyorum ve vişne reçelimin tarifine geçiyorum. Reçelimiz için burada 1 kilo 800 gram vişnem var. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra yaklaşık 1,5 kilo veya 1 kilo 600 gram kadar vişnem kalacak. Şeker oranı da yaklaşık 1 kilo 200-300 gram kadar kullanıyoruz. İçerisine bir çay kaşığı silme olacak şekilde limon tuzu, bir çay kaşığı dolusu tereyağı veya margarin, hangisini tercih ediyorsanız. Kullanacağımız malzemelerin hepsi bu kadar. Vişnelerin çekirdeklerini çıkartarak vişne reçelimizi yapmaya başlıyorum. Şimdi vişnelerin çekirdeklerini çıkarıyorum bir pipet yardımıyla. Şöyle pipeti vişnelerin sap kısmına yerleştiriyorum. Şöyle iterek alt kısmından çekirdeği çıkarıyorum. Şöyle sap kısmına yerleştiriyorum. Sağa sola hareket ettirerek çekirdek kısmına denk getirip ittiriyoruz. Bu şekilde yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün vişnelerimin saplarını ve çekirdeklerini çıkardım. 1,5 kilo vişnem var. 1 kilo 250-300 gram kadar da toz şekerimiz var. Şimdi arkadaşlar vişnelerimizi derin bir tencerenin içerisine alıyorum. 1,5 kilo vişnemi tencereme aldım. Genişçe, büyükçe bir tencerenin içerisine aldım. 1 kilo 250 gram, 300 gram kadar da toz şekerim var. Üzerine döküyorum. Vişnelerimiz gördüğünüz gibi hemen şekerlerimiz ıslandı. Bekletme yapmayacağım. Hemen ocağa alacağım. Kısık ateşte yavaş yavaş şekerler eriyene kadar en kısık ateşte reçelimizi kaynatmaya bırakacağız. Vişne reçelimizi çekirdeksiz olarak yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çekirdeklerini çıkardıktan sonra şekerini ekledim. Bekletmeden, vişnemiz sulu bir vişne olduğu için hemen sulandı. Bekletmeden direkt ocağıma aldım. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Ara ara da karıştıracağım. Şekerler tavanına tutmasın diye. Şöyle ara ara karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi de büyükçe bir tencere kullandım. Kaynarken taşma yapmasın diye. Başından da çok fazla ayrılmayacağız reçelimizi yaparken. Ocağımızın altı kısık ateşte. Şekerler de görmüş olduğunuz gibi eridi. Eridikten sonra ocağımın altını orta ateşe getiriyorum. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Vişnelerimiz kaynıyor gördüğünüz gibi. Köpük köpük oldu. Şimdi bu aşamada reçelimizin parlak olması için bir çay kaşığı dolusu tereyağı veya margarin, hangisini tercih ediyorsanız. Vişnelerimiz kaynamaya başladıktan sonra vişnelerimizi yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynatacağız. Sonrasında vişnelerimi tekrar bir kaba alacağım. Suyunu kaynatacağım. Kaynayan reçelimizin üzerinde kahverengimsi bir köpüklenme oluşuyor. O köpüklenmeyi bir kaşıkla alıyorum. Almaz isek reçelimizin rengini ve tadını bozar. Mutlaka kahverengi olan köpükleri alıyorum. Vişne reçelimiz 10 dakikadır bu şekilde orta ateşte kaynıyor gördüğünüz gibi. İçerisinden tanelerini alacağım. Suyunu kaynatmaya devam edeceğim. 10 dakika reçelimiz kaynadıktan sonra şöyle bir süzgeçle tanelerini içerisinden alıyorum. Reçelimizin tanelerini aldım. Reçelimizin tanesini aldıktan sonra kıvam alana kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi rengi muhteşem. Reçel şurubanın hızlı kıvam alması için zaman zaman yüksek ateşe getiriyorum. Başından da ayrılmıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz taşmaması için. 10 dakikadır suyu kaynıyor. Reçelimiz yavaş yavaş kıvam alıyor. Şimdi buzlukta beklettiğim tabağımı alıyorum. Tabak soğuk olduğu için reçeli hemen soğutup kıvamını hemen veriyor. Tabağıma bulaşıyor gördüğünüz gibi. Damlalar ağır ağır damlıyor. Çıkardığım vişneleri tekrar şurubun içerisine tekrar alıyorum. 5 dakika orta ateşte, ara ara yüksek ateşte. Bir taraftan da taşmaması için karıştırıyorum. 5-6 dakika kadar bu şekilde kaynatıyorum. Şekerlenmemesi için bir çay kaşığı silme limon tuzu ilave ediyorum. 5 dakika daha kaynatıyorum. Son kıvamının testi için de buzlukta beklettiğim yine soğuk tabağın içerisine bir kaşık reçelden alıyorum. Gördüğünüz gibi damlalar ağır ağır damlıyor. Tam ekmeğe sürülür kıvamda. Eğer bu kıvamda yaparsanız ekmeğe sürülür kıvamda oluyor. Eğer biraz kıvamı sulu olsun isterseniz daha az kaynatırsınız. Ocağımı kapatıyorum. Vişne reçelimiz olduktan sonra bir gün bekletiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Kıvamı gayet güzel oldu. Soğudu. Kesinlikle vakumlamaya gerek kalmadı. Şimdi soğuk bir şekilde kavanozlarıma dolduracağım. İster tencerede soğutun, ister kavanozlara doldurun. Kapağını kapatmadan soğutun. Vakumlama yapmaya gerek kalmadan bir yıl boyunca bu şekilde tüketebiliriz. 30 dakikada bozulmayan, tam ölçülü, tam kıvamında, tadı, rengi muhteşem bir vişne reçelimiz oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde toplamda 2 kavanoz gibi vişne reçelim çıkmış oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Reçelimiz tam kıvamında oldu. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.